3 dakikada film analizine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yabancı dilde en iyi film Oscar'ına da aday olan Tony Erdman. Tony Erdman. Alman kadın yönetmen Maren Aden'in 3. filmi Tony Erdman. Ayrıksı bir baba kız ilişkisine uzanıyor. Yönetmenin daha önce 2003'teki Forest for the Trees ve 2009'daki Herkes Gibi Allende'de gördüğümüz kadarıyla güçlü kadın karakterler yaratma açısından bir ekol oluşturma hedefi var. Bunları da genelde mat renklerle ve gerçekçilikle karşımıza çıkarıyor. Ve aslında belli bir seviyeye de gelmişti kariyeri. Ancak Tony Erdman da orada iki filmdeki ciddi metinleri komediye çeviren bir bakış açısı var. Rollerini canlandırdığı ana karakter aslında çok iyi portrelenmiş. Onun tercihleri ve daha nicesi feminist sinema açısından ayrı bir şekilde analiz edilebilir. Sandra Hüller'in çok başarılı bir performans sergilediği filmde bu noktadan gittiği yerler biraz televizyon estetiği. Zira 162 dakika böylesi bir karakteri portrelemek için çok fazla ve bu karakterin isyanı, haykırışı ve belki de psikolojik dünyası çok kontrolden çıkıyor bu sayede. 30. dakika ile 100. dakika arasında hiçbir şey olmayan filmde sanki son bir saatteki güzel, yaratıcı fikre her şey saklanmış. Bu sayede de bir HBO mini dizisinin içinde geçen kaba bir kılık değiştirme komedisine dönüşüyor Tony Erdman. Yönetmenin mat renklerin yanında omuz üstü planları, bakış açısı planları, sıçramalı kurguyu kullanırken sallanan kameranın keskinliğiyle de Cassavetes usulü afilli bir Alman filmi yaratma hedefi var. Ama bu noktada sıra dışı baba kız ilişkisinde aslında televizyonda görseniz kanalı değiştirmek isteyeceğiniz bir pazar sabah kuşağı komedisine imza atmış. Bu noktadan da biraz Peter Simonis'in canlandırdığı Tony Erdman karakteri kaba bir kılık değiştirme komedisi karakteri ve entelektüeller için Recep İvedik'e dönüştürüyor Tony Erdman'ı. Buradan yola çıkarsak aslında filmin Monica Troitz gibi Alman sinemasında cinsel istismar filmleri çeken bir kadın yönetmenin eserlerini daha çok akla getirdiğini söyleyebiliriz. Özellikle son bir saatteki çıplak parti sekansı zaman zaman istismar filmine kadar kayabiliyor. Bu noktada da kılık değiştirme meselesi de yaratıcı gelmiyor. Bu açıdan Miss Doubtfire ve Tutsi'nin yaratıcılığı mumla aranıyor. Tony Erdman ayrıksı bir baba kız ilişkisi yaratma hedefiyle yola çıksa da son kalemde entelektüeller için Recep İvedik'e dönüşüyor. Benim Tony Erdman'a puanım 10 üzerinden 3.4. Sizin Tony Erdman'a puanınız kaç? Yorumlarınızı bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.